Günaydın. İşte içerisi karanlık olunca böyle netlemede bir ışıkta sorun yaşıyoruz. Arası gönderdik, geri uyudum vallahi. Uyumuşuz, iyi oldu. Arasın son döneri vardı, onu yaptım. Dönem istiyor çünkü kaç gündür. Diyorum tost yapayım, başka bir şey yapayım. Dolma koyayım, yok. Dönem istiyor. Bu ekmeği ısıtacağım şimdi. Şunlar Yusuf'un başucundan gelenler. Şunlar biz dün akşam çay içtik. Bak gene netleme de kötü. Şimdi galiba daha iyi. Çöp. Sobayı yakmadım. Evin ısısı gayet iyi. Evet, dışarısı hava yağmurlu gibi görünüyor, kapalı ama yakınca da çok bunalıyorum bu sefer evin içinde. Sıcak oluyor. Dün meyve saati yaptık bolca. Herkes meyveden yedi. Hayırlı cumalarımız olsun Rabbim. Dualarınızı kabul etsin. Bizleri cennetinde buluştursun. Kimin ne sıkıntısı varsa inşallah dermanı da hızlıca olsun. Şifa bekleyenlere Rabbim şifa versin. Teyzemin de haftaya perşembeymişti ameliyat günü. Dün Yamaç'la yazıştık. Rabbim ona da şifasını versin. Tez zamanda ameliyatına kolayca girsin ve çıksın inşallah. Şimdi belli bir yaştan sonra teyzem sanırım 60 ya da 65'inde birazcık var. Belli bir yaştan sonra işte narkozdan korkuyoruz ister istemez ama inşallah ciddi bir şey olmaz. Yusuf'un şarjı bitmişti. Telefon kapanmış dedi. Bana şarjı takar mısın? Kayınpederim de bahçede herhalde bir şeyler yapıyor. Gene odun meselesi de, çünkü o odun böyle bir anda bir günde bitecek gibi değil. En az bir hafta 10 gün uğraşılması gereken bir odun. Şuraya pek açıyorum, dışarıyı görüyorum ya, nefes alıyorum, çok güzel geliyor. Hele sonbaharda da seviyorum ben burayı. Ama tabii kışın sanırım bir ay sonra falan, bir ay bir buçuk ayı bulur. Bu yaprakların hepsi kellenmiş olur. Ceviz dökülüyor. Öndeki hurma dökülüyor. Şu karşıdaki ceviz dökülüyor. Bu erik dökülüyor. Burada dutumuz var. O da dökülüyor ama dut arkada kalıyor. Pek gözükmüyor. Şu ceviz dökülüyor. Şu önümüzde beni kapatan bütün ağaçlar dökülüyor. Kepkel oluyor yani. Sonra ne zaman? İlkbaharda yeşeriyor. Bak şuraya da yapraklar gelmiş. Neyse süpürürüz. Bugün terasımda bir kahve keyfisi istiyorum. Dünden beri aklımda. Sizinle beraber terasta bir kahve keyfi yapacağız. Onun dışında bugünkü planlarım ne? Dışarıda bir işim yok Allah'a şükür. Dün çarşıda bütün gereken işlerimizi hallettik. Bugün Aras kuzumun kuzu diyorum bazen. Diyorum Nigoş o artık büyüdü, kuzu deme şuna. Ama dil alışkanlığı. Aras'ın gardırobunu yerleştireceğiz. Komple dökeceğiz. Ayıklayacağız küçükleri falan. Ondan sonra Yusuf'un gardırobunu. Benim gardırobum da biraz karışmış ama yapılabilir. Benim gardırobumda da bir şeyler yapılabilir. Bugün böyle kıyafetlerle uğraşacağız. Sonra planımda yemek falan her şeyi hallettikten sonra vakit yeterse mutfak dolaplarımı silmek istiyorum. Bugün ev süpürme yapmayacağım. Dün yaptım, dün akşam çünkü. Evim temiz. Günlük zaten banyo, klozet temizliği olacak. Tezgah zaten baş tacı. Her sabah dökülüyor. Günde 3 kere toplanıyor. Herkesin aynı başından geçen şeyler. Karameli Yusuf yemiş. Bayılır öyle şeylere. Dün tezgahı temiz bıraktım. İnanın ki. İnanın şunların hiçbiri yoktu. Sabahleyin yine kahvaltı. Ara sıra beslenme faslı. Kahvaltı dediğim yani. Daha biz kahvaltı yapmadık da. Şunlar çöp. Aşağıda kovam var. Çöp kovam. Onu gidip almam gerekiyor. Gece çay demlemişti. Birer bardak çay içtik. Sen yine karıştın mı tatlım? Karışmışsın gene buralar. Şunun altı yandı ama yine de kullanıyorum. Yenileyeceğim bu takımı. Yenileyince onu atacağım. Ne panik. Ay. Bu ekmekler kedicikleri ya da tavuklara. Kedicikleri ya yemek yaparım diye düşünüyorum. Yarısında tavuklara gönderilecek. Bu tabaklar, saklama kapları annemin. Şu aşağıdaki kayınvalidemin tabağı. Bunlar da aşağıya inecek.
Çay suyu koydum. O bir kaynasın. Kahvaltı aslına geçelim. Arası tane tanelediğim şey kabı, nar kabı. Bir ona beslenmeyi mandalina koydum. Bugün son gün zaten, 2 gün tatil olacak. Kısak giydim üstüme. Hani ev o kadar aşırı soğuk değil. Dün bayağı bütün gün ısıttık çünkü evi. Bütün gün soba yanınca evin içinde. Kitap almadığıma çok pişman oldum desem inanır mısınız? İnanın, çünkü pişman oldum böyle yağmurlu havalarda. Kahvemi yapıp arası okuldan gelene kadar 2 saat falan ödev yapabilirdim. Şey, ödev diyorum, kitap okuyabilirdim. Orada Yusuf'un kıyafetleri var. Onları uyanınca geri giyiyor. O yüzden ellemiyorum. Şu masamı bir güzel bir sileyim. Kahvaltılıklarımı çıkarayım. Size güzel bir sabah diliyorum. Şurayı hemen bir açalım. Bugün ne planladık? Gardıroplar yerleşecek. Mutfak dolapları silinecek. Çamaşırım var 2 sepet. 2 makina. Onlar yıkanacak. Vakit bulabilirsem camlarımı, pencerelerimi sileceğim. Bulamazsam cam pencere hafta sonuna. O sorun değil. Zaten hava yağışlı, sürekli yağıyor. Sürekli çamur, sürekli şey, kir, yağmur lekesi. Bunlar hep yağmurdan. Evet, çay kaynadı. Su kaynadı. Çayı hemen demleyelim. Denigoşinoş. Böyle mavi turuncu. Bir de bu küpelerimi taktım. Baksanıza küpeyle şu ne kadar tatlıdırdı. Böyle değişik taçlar almam lazım. Evde kullanıyorum ben taç. Bir de şu kazağımı giydim. Feride Cemil hediyesiydi. Şimdi yarısı kaçak, yarısı Türk çayı karıştırdım. Çünkü çok aşırı kaçak ağır geliyor bana içemeyi. Kış gününde bolca çay içtiğimiz için biraz onu dengelemek istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Yandım. Bir de 2 kere çay demliyorum. Sabah demliyorum, bir de akşam demliyorum. O yüzden ilk demlediğim az yapıyorum ki. Zaten 2'şer bardak içiyoruz. Ondan sonra herkes işine dağılıyor. Bugün kahvaltıya yumurta yapmayacağım. Bugün kahvaltılık çıkaracağım. Bal çıkaracağım. Yusuf Bey'in isteği üzerine. Aldığımız karakolan ballar, biz Bursa'ya gitmeden önce de Yusuf almıştı. Bursa, şey, Afyon yolunda giderken de annem karakolan bal almıştı. Hem bize hem Yusuf şey kendine. Bugün böyle bir bal günü yapalım, tereyağı. Tabii ki dışarı, diğer kahvaltılıkları da çıkaracağım ama diyor, Yusuf sordu dedi, hiç yemiyoruz, farkında mısın? Dedim evet, yarına da onu böyle çıkarayım. Yiyelim. Çıktım, midem nasıl sancıyor biliyor musunuz? Dün akşam yemeğini erken yedim ya, ondan sonra yemeyince mide açlığını hissettiriyor. Karakovan annemin aldığı bize. Bunu henüz açmadı. Bu da böyle tahta çıtaların içerisinde, peteğin içindeydi. Bal kabım varmış. Buna biraz doldurayım. Allah kimsenin evinin bereketini eksik etmesin. Yazdan kış gelmeden böyle erzak eksiklerini almak bizim hem sevdiğimiz bir şey hem de hoşumuza gidiyor. Mesela memleketten zahterimizi almak. İşte ne bileyim, balımızı almak, ufak tefek
şeyler. Sevindiriyor beni. Parça parça alacağını çıkarıyorsun, yiyorsun. Peynir alamadık bu sefer. Alamadıktan da değil. Araştırmadık hani illa peynir alalım. Antep'in yağlı peynirini giderken diye, çünkü zaten sipariş veriyoruz. Evde de vardı. Bir de ne yalan söyleyeyim, ben de artık normal market peynirlerine alıştım ya, ona geçiş yapmak istedim. Şu çamaşırı bir başlatalım. Biz çamaşırımızı yıkanırken temizliğimizi yaparız. Oy oy oy. Renkliler. Oy oy. Bunları yıkladım. Yoğunlukta da arasın okula giydiği takımları falan var. Çünkü tüm hafta işte 5 gün boyunca alt üst farklı. Şöyle bir belimi düzelteyim. Takımları var. Çocuğumun benim eve de geliyor. Üstünü değiştiriyor, terliyor, pijama giyiyor derken en fazla arası kuzunun kıyafetleri. Şu iki parça sığmadı. Onu da sonra. Allah'tan 9 kiloluk almışım makineyi. Babam belini incitmiş, geçmiş olsun diye konuştum da. Dün kayınpederim oraya gelmiş, buraya kapının önüne yana uğramış. Oradan diyor bir tane sunta aldım motorla götürürken, diyor motorda dengemi kaybettim, düştüm diyor. Motorunda dikiz aynasını kırmış. Kendi belini artmış. Üzüldüm. Bir tane yıkamalık daha kaldı, sonra artık atacağım. Heh, başladı. Bir tane fiber bez çıkardım. Şu. Cam silim az kalmış. Elime cam sili de almışken hemen geçeyim yatak odanın aynalarını da silelim. Hani niye başlamadın sen? Yanlış bir tuşa değmişim. Şimdi şu köpük çamaşır suyunu bolca kullanacağım. Bunu bekletiyorum. Çamaşır suyu kokusunu annem geçen mutfaktaydım ya, annem mutfağında diyor. Kızım diyor artık çamaşır suyu kokusuna hiç diyor dayanamıyorum, hiç sevmiyorum diyor. Boğazım kötü oluyor diyor. Sanki aynı şey bende de başladı. Eskiden çamaşır suyu kokusu bana temizlikmiş gibi gelirdi. Tabii ki şimdi hala temizlik ama bir şeyi severim, böyle bir tuvalete, lavaboya girdiğim zaman, banyoya girdiğim zaman çamaşır suyu koktuğu zaman bana temiz geliyor yani. Temizdeymişken şu dolabın kapağını da silelim. Evet. Şimdi şuraya yine su damlacıkları yaptık.
Bununla yüzümü yıkamaya devam ediyorum. Hardallı. Hardal diye zerde çak. Bunlarla şimdi yatak odasına geçeceğim. Buranın hemen aynısını silivereyim. Havlumu değiştireceğim banyodaki. Temiz havlu çıkarıyorum. Klozeti birazcık böyle bekletiyorum kızlar. Aras okuldan gelmeden önce de yıkıyorum. Ki çamaşır suyu bir yerine çocuğun değmesin. Açık renklerim var. Tartı yatak odasındaydı. Geri yerine banyoya getirdim. Yusuf oraya koydu. Dedi ki ben tartılıyorum. Kalsın burada bir de. Dedim. Yatak odasında tartı artık fazla. Gözüme batıyor. Banyoyu geri getirdim. Tartılacağın zaman banyoda tartı dedim. Cam silim bitmiş. Bunu son artık bunu kullanırız. Şişesini de atarız. Sobayı da dolduracağım. Akşam için hazır edeceğim. Silikonlu suyla da siliyorum. Aynaları, tozları falan. Sorun yok. Cam silledi. Yani ikisi aynı işi görüyor. Ama silikonlu suyu sanki bir tık daha çok beğeniyorum. Hem kokusu açısından hem ne bileyim. Öyle psikolojik bir insan bazen bazı şeyleri daha çok sever ya. Ona daha ılımlı olur. Bugün bu elime geldi. Dedim ki aman şişe boş yere yer tutuyor. En iyisi değerlendireyim de atayım. Çöpleri indim. Onları attım. Kayınvalidem uğradı. Onun çöpü vardı. Onun çöpünü attım. Kovasını geri verdim. Kayınpederime bir selamlaştık. Dışarıdaki bu büyük suntalar var ya size gösterdiğim dün işte otelden gelenler. Kızım diyor bunları diyor kes kes bitmez. Bunları diyor şimdi üst üste koyuyorum diyor. Sadece demirlerini falan söküyorum diyor. Oradan diyor lazım oldukça keser alırız çünkü... Hem yollar kapandı hem arabaları çıkaramıyoruz hem yağmur yağıyor uzun iş. Dedim en doğrusu babacığım. Yani böyle kapaklar ya suntalar uzun MDF'ler onları üst üste böyle dizecek. Çok da mantıklı olur bence. Tabii yoruldu biz de yardım edemiyoruz. Ya şimdi Yusuf olsa ben de gider yardım ederim ama. Yusuf'un da müşterisi oluyor dükkanını falan temizlemiş. Biraz önce konuştuk onunla da. Şu Gürgen'in evinde 2-3 müşterisi oluyor. Akşamları işten çıkınca 6.30 gibi müşterileri oluyor. İşte esnaflarda açık olanlar, çalışıyor olanlar geliyor. Yine şükür günümüzde hani ben o pasajın o halini görünce dedim ki herhalde hiç artık o pasaja giren çıkan olmaz ama berber iş biraz farklı bir iş. Yani fırın gibi, günlük ihtiyaç gibi anlayabilirsiniz. Annemleri kahveye çağırdım. Kızım diyor babanın beliyle ilgileniyorum sen gel. Dedim ben gelemem. Çünkü hem işlerim var bugün evde hem de motorumu da çıkaramam. Yürüyerek de gitmek istemiyorum. Yağmur uyarısı bugün için yine var. Anons geçtiler. Hava tekrar kapandı. Sabahleyin bir ara böyle güneşlendi. İyi oldu gibi oldu. Yani ondan dolayı risk etmek de istemedim. Motorumu da çıkaramıyorum dedim. Hani motorum gene meydanda olsaydı bir gider gelirdim babamla geçmiş olsun derdim. Olmadı belki akşam yüz verken gelirse. Onunla beraber bir geçmiş olsun çaya gideriz. Bunu elime almışken gidelim mutfak dolaplarını mı silerim? Ne yapalım? Tam bitiremedim. Şeyi. Vallahi öyle yapalım hadi. Böyle el izi belli eden kapaklar olduğu için aslında bunun haftalık silinmesi lazım. Mutfak dolaplarını silme işini bayağı uzattım. Bayağı bekledi yani bu iş. O yüzden bu temizliği hak etti. Bunu rutin bir şekilde her hafta dediğim gibi silinse elim mi varmıyor artık ne oluyor bilmiyorum. Zaman mı yetiştiremiyorum. Bakayım iz kalacak mı? Yok iz kalmadı güzel. Şunu da bitireyim dibini göreyim. Seviyorum ben böyle parlak dolapları ya dolap kapaklarını. Çok güzel parlıyor, hoş görünüyor. Tamam evet parmak izin de belli ediyor ama orası da var. Yine de hoşuma gidiyor. Yani karşıdan salonun girişinden dış kapıdan içeri girerken kapaklar parlayınca güzel oluyor. Güzel hissediyorum yani.
Yazın da pek ilgilenemedim. Çalış çalış. Ama şimdi artık vaktim olur. Haftalık rutine bindirebiliriz dolap kapak işini. Ya da en azından 10 günde bir. Bakın ne güzel parlıyor. Şöyle ilerleyelim. Bugün bir işim yok desem de yine iş çıkıyor. Bugün ama yemek derdim olmayacak diye düşünmekteyim. Sarmam dolmam biraz var. Yanına da bir çorba yaparım belki. Ne bileyim ya da Aras Bey ne isterse. Aras'a sorarım. Aras'a göre bir şey yaparım. Aras çünkü bugün sarma dolma yemez. Yusuf yer. Yusuf'la biz yeriz. Turşu çıkarırız yanına. Ayranım da var. Dün iştahla da yedi. Sadece turp dilimlemeyi unutmuşum. Turpu da bugün dilimlerim. Ne güzel parladı değil mi? Ne güzel parladı. Hoşuma gitti. Good. Vallahi bu bezden çok memnun kaldım. Bunu yeni almıştım. Set. Bir tane daha var. Aslında marketlerin fiber bezleri genelde aynı oluyor ama bundan önceki fiber bez alışverişim kaliteli çıkmadı. Aynalarda iz bıraktı. Söylemiştim zaten vloglarda size. Şimdi alt dolapları da sileceğim. Bir de şu yan ekstra olan nefis oldu vallahi nefis oldu. Çileki meke kalmadı. Gelin şuradan göreceksiniz. Daha iyi anlayacaksınız bakın. Oh mis gibi oldu. Şimdi şunlar da kurusun. Harika. Çöplerimi boşaltırken lavabonun altındaki dolabımı da yerleştirdim, sildim. Güzelce. Çöpün olduğu dolap ne kadar olmasa da diğer taraflara göre daha hızlı kirleniyor. Böyle bir şey var yani. Evet. Güzel. Ben bu kadar hızlı temizlenir diye beklemiyordum, biliyor musunuz? İşte demek ki fazla leke birikmemiş. Şöyle oturacağım. Bu arada bu çekmeceye yaklaşmışken şuradan kahvemi de çıkarayım ki bu da bir bahane olsun. Türk kahvesi. Double bir kahve yapacağız şimdi terasımızda içeceğiz. Terasta da güneş gitti. Olsun. Yedi şöyle oksijenli. Bu artık sıra sıklama oldu. Yeterince üzerinde cam sil var. O yüzden daha fazla sıkmayacağım diğer dolaplarım için. Bu şekilde nemli bezle silip ilerleyeceğim. Ay bu bana öyle bir külfetti ki yemin ederim. Şu dolap silme işi. Pratikçe oldu işte. Evet. Bu işleri de bitirmiş oldum. Oy, şimdi sizinle güzel bir kahve içme vakti geldi. Şimdi ocağımı falan da sildim bu arada. Derzimi sildim. Derz değil bu ya. Fayans. Fayansımı da sildim. Temiz su almamız lazım içmek için. Siz şöyle bir düzeltelim kızlar. Terasta da bir ufak işim var. Çünkü şeyi sobayı doldurdum. Kasamda kuru tahtalarım vardı falan. Onları ayarladım. Kasa boşaldı ama altına birazcık şey. Altına
altından birazcık kırıntılar dökülü, talaş falan. Onu halledeceğim ama önce bir kahve. Double Türk kahvesi yapacağım. Yanına da şeyden aldığım ya da dur Kazakistan'dan gelen çikolatadan yiyeyim. Kazakistan değil o ya. Bunu bana Yusuf'un müşterisi getirmiş. Şey, Alyonka. Rus çikolatası, Kazakistan değil. Şundan küçük şöyle iki parça alacağım. Önce topakçıklarımızı bir dağıtalım. Ocakta bir şey yaparken bir şey dökülüyor ya. Deli oluyorum. Gerçi kahve yanığı kokusu da güzel olur da. Ben bu arada Afyon'dan tütsüler almıştım ya kızlar. Hepsi çok hoşuma giden kokulardı. Kendime bir tane bile fazladan almamışım. Sonra düşündüm ki dedim ki nasıl olsa Antep'te falan gezeriz. Oradan alırım. Kilis'te çarşıya çıktığımızda bulmuştum. Hatta daha uyguna bulmuştum. Ben Afyon'dan 40'ar liradan aldım o tütsüleri. Aynı paket, aynı kokulardan bir sürü yerde var. Sadece marka farkı vardır ama sonuç itibariyle içinde 10-12 tane mi ne var. Kilis'te 25 liraydı. Çarşıda görmüştüm. Alayım derken ben hani dönerken alayım dedim. Geziyi tamamlayalım, alışverişi tamamlayalım. Dönerken alalım caddenin üzerinden yürürken. Dönerken dükkanı unuttum. Unutma değil, kaybettim, bulamadım. Hatta Yusuf'a da dedim, elimizde de böyle poşetler falan. Yusuf dedi ki ya hadi gel dedi, uğraştırma bizi dedi. Erkekler işte ellerine poşetle gezerken dükkan arar mı? Aramaz. O öyle olunca tütsü işe gitti. Ama evimde ben tütsü yapmayı seviyorum. Başka evde tütsü mumlarım var. Mum mu yaksam? Üzeyirlik tohumum var. Üzeyirlik tohumunu tavada yakıyorsunuz. Orijinalini siz bana öğrettiniz. Ben normalde onu böyle bir kapta yakıyordum. Öyle değilmiş. Tavada altını açıyorsunuz. O çat 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 yanıyor. O koku içeriye dağılıyor. Asıl üzeyirlik tohumunun orijinal tütsü olarak kullanımı o şekildeymiş. Ondan dolayı onu da sizden öğrendim. Onu bir kere yaptım. Yine belki bugün yapar mıyım? O da işte biraz böyle yandığı zaman koku dağılıyor ya. Düşmeye bitiyor işte. Ben neredeyse hazırlanıyorum. Başka çikolata var mıydı ya? Bunu açmasam da önce onu getirsen. Üzülüyorum. Böyle paket paket açılıyor sonra yenmiyor. Bir tane bunu alır, bunu yeriz. Ne güzel güzel koku köpüklü oldu ya. Fırının kapaklarını da siliyordum. Dedim ki fırına yaklaşınca dedim acaba bugün benim beylere ya bir kurabiye ya bir kek mi yapsam? Bakarız ya, daha saatimiz erken, saat 1.30 daha. Aynen 1.40. İşlerimiz bitti, terasta sadece küçük bir işte dediğim gibi kasayı kaldırdığım yerin talaşını süpüreceğiz sizinle. Bir de kahvemizi içeceğiz. Kaldıralım. Tam kaynadı zannediyorum. Köpükleniyor ama ortada bir şey yok. Kalp çıkıyordu. Şurası eksik kaldı. Yağmuru başladı. Aa, ben bu arada pencerelerimi, camlarımı sildim. Hızımı alamadım. Onu sizinle yapmadım artık. Çünkü dedim ki sizin aynı zamanda video yüklemeye çalışıyorum. Vallahi pırıl pırıl. Dıştan tabii bu lekeler. Dur bir yandan kahveyi de taşırmayayım da. Altını kısalım bunun. Bak. Buraları komple güzelce sildim. Burayı da aynı şekilde. Burayı dıştan silemiyorum tabii ki. Buna bir çare düşüneceğim kızlar. Çünkü çok lekeleniyor camlarım dıştan. Evet, yağmur suyuyla falan yıkanıyor ama yine de bilemedim. Baksanıza nasıl görünüyor. Şuna bakın, bir ona bakın. Bir de burada şeylik de var. Dışarıdan sineklik de var. Bir de banyomun penceresinin camını sildim. Bence sen yetersin bu kadar iyice. Beklersek de taşarsın diye korkuyorum. Bismillah.
Bu cezve hızı sevmiyor çünkü. Ben çok hızlı döktüm biliyorum. Ay ne güzel yağmaya başladı. Tam bir terasa çıkıp kahvemizi içeceğimiz zaman. Şimdi mutfak bezini buna sürersem kapkara olacak. Sobamı da bu şekilde doldurdum. Tutuşturacağım üstten kartonlarını, yanacak. Akşam ama şimdi kazak da giydim zaten. Şuradaki bulut geçene kadar bu yağmur böyle gider. Ama olsun, ben yağmurlu havada kahvemle terasta oturmayı da severim. Hatta en sevdiklerimizden değil mi? TV ünitemi sildim. Televizyonumu sildim. Kayınvalidemin tabağını sabah indirmiştim. Bunlar anneme gidecek olanlar. Yatak odayı derledik, toparladık. Tozlarımızı aldık. Aynalarımızı sildik. Elimde de kahveyle geziyorum da. Şimdi şu kalan köpüğü de döktüm mü gitti artık. Hadi geçelim. Şurayı ufak bir süpüreceğim. Orada kırıntılar var. Sabahleyin şu yaprakları falan süpürdüm ben bu arada sessiz. Şu masanın altına yine dut kuruları falan dökülmeye başladı. Onları süpürdüm. Kediciye bakar mısınız nerede yatıyor? Yağmur sesini alabiliyor musunuz acaba? Ay. Mis. Vallahi mis. Arkası aydınlık ya, parlama yapıyor. Ay. Bu benim için bir terapi, meditasyon. Vallahi çok iyi geliyor. Sessizlik şahane, kuş sesleri, yağmur sesi. O yaz günlerinde çok fazla aramıştım bu günleri. Özlemiştim, beklemiştim. Çikolatamızı açalım. İlker'in. Ha, bu bayramdan kalan çikolata galiba. Çift fındıklı. Tırnaklarımı bu arada bunu kısaltacağım. Dolaptan çıktı ya, çok soğuk. Ben de tadını çıkarayım. Kahvemi içtim. Şimdi terasım için bir tane bez çıkardım. Şu masanın patizlerini görebiliyor musunuz? Bakın. Böyle işte patilerini bırakıp üstünde geziyor kediler. Kediciklerimi de doyurdum bu arada. Aşağıya yemek indirdim. Sevap kunduk kumbara ama bugün bir şey ekledim. Allah'ım kabul ederse. O da sevap. Dilsiz canlılar. Yağmur altında hep su lekesi olmuş koltuklar, şey sandalyeler. Bunların hepsinin sarı güçle olması lazım. Bunlar geçmiyor kızlar. Yani zannetmiyorum ki silmedim. Bunlar geçmiyor. Artık deriye üflemiş. Zaten çok da eski bir koltuk. Yapacak bir şey yok onunla ilgili. Şimdi şu süpüreceğimiz yeri de hemen bir süpürelim. Ben bu arada bu dut kuruları dökülmüştü ya masanın altında. Şurada birkaç yaprağım vardı. Onları süpürürken komple merdivenleri de aşağıya kadar süpürdüm. Çünkü yağmurda yine sümüklü böcekler şey yapmaya başlamış, tırmanmaya başlamış yukarıya kadar. Bak burada var bir tane. Bak, görüyor musunuz? Bunlara basınca simsiyah leke çıkıyor.
gelmişler. Daha sabah süpürdüm, görüyor musunuz? Hem yaprak hem sümük böceği. Sümüklü böcek, onları süpürdüm. Vallahi bu mevsimde bahçeyi ne kadar süpürsen süpür, yaprak dökülme zamanı normal. O yüzden şimdilik böyle. Bunlardan talaşlar dökülüyor ister istemez. Yüzük düştü parmağımdan. Bu yüzüğü seviyorum. Düşüyor parmağımdan, yine takmaya, ısrarla takmaya devam ediyorum yani. Evet. Terasta da günlük rutini yaptık. Şimdi ben bir gün şu kurumuş yapraklı olan çiçeklerimi, naneler tutmuş mu acaba? Yeşerdiğine göre tutmuş. Vallahi tutmuş. Bak, 4 tane kök ekmiştim. Ona birazcık su dökeyim. Şunu, kuru dallarını budamak istiyorum. Bunlar aslında aşağıya doğru meyledildikçe güzel açılıyor. Bunlar sürekli yer değiştirdiğim için ben bir türlü kendine gelemedi, ama kış ayında bunları budamak lazım ki birazcık yaza hazırlık olsun gibi. Ne bilirsiniz. Şu çiçeklerim için bir tane öyle ördek burunlu maşrafı alamadım. Terasında her zaman suyum var. Şu damacanada da var. Gerçi yosunlanmış ama önemli değil. Zaten çiçekleri kullanacağım. Ama damacanayla gidiyorum içeriden, tekrar bunları şey yapmak için bir şey alıp geliyorum. Şunlara bakar mısınız? Böyle minik minik bunların tohumlarından döküldükçe açıyorlar diklerde. Kurumuş dallar. Bakın, böyle aşağıya doğru meylettikçe daha güzel açıyor bunlar. Görüyor musunuz? Bunları böyle meyledilmesi lazım. Yukarıya vermiyor. Genelde aşağıya sarmaşık gibi veriyor. Bir gün budarız dedik. Vallahi elimdeymişken hemen budayı verdim. Ama şu şey, defter graf çiçeğim var ya, yeşil olan. Onu makasla kesmem lazım. Elle olmuyor onun yaprakları. Zor oluyor, zarar veririm. Aa, şu da yeni çıkıyormuş. Bak, kopardık. Neyse. Bunlara biraz su vereyim. Antep'ten geldikten sonra verdim gerçi bunlara su da. Bir de çiçeklerle ne kadar az uğraşırsam o kadar güzel kendini yetiştiriyor, ama unutacaksın yani. Saç da öyle ya. Saçla ne kadar az ilgilenirsen, saç cilt o kadar sağlıklı oluyor. Bilmiyorum, bu benim düşüncem. Katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Güzel. Tamam, bunu hallettik. Bunu sadece sulama işi kaldı. Aslında kayınvalidem kışa girerken hiç yaprak budamaz çiçeklerinde. Neden? Mantıklı. Kızım yeni çıkan dalları, eskileri korusun diye der her zaman. Yani sıcak tutsun. Anladınız mı? Gövdesini. Şimdi bu yaprakları aldıkça bunları don vurmak daha kolay oluyor diplerine. Bana da mantıklı geliyor ama gene de yapıyorum işte. Ki ben genelde büyük sözü dinleyen bir insanımdır. Tamam. Şurayı sadece bir silerim. O kadar da şey çıktı, çöp kovasını getireyim. Bizim bir de bugün planladığımız görevlerden biri neydi? Şu gardırop düzeni. Yazlık o kadar fazla kıyafeti var ki benim çocuğumun. Of. Şu yüzüğümü de
sadece yazlık. Aralarında sadece birazcık karışık birkaç kışlık parça var. Heh, bak bunlar da yazlık. Her şey birbirine karıştı. Valiz hazırlığı, valiz topla, valiz boşalt derken bunlar, bu yünlü kazaklar, bunlar kalsın. Ben şimdi diyorum ki kışlıkları bu uzun büyük tarafa alayım. İki göz ya burası, daha rahat olur. Yazlıkları da şuraya kaldırayım. Yazlıkların arasından sadece tişörtler, bazı tişörtleri böyle atlet niyetine giyiyor altına. Okula gönderirken giydiriyorum falan. Onlardan ayırırım. Onun dışındaki malzemeleri, malzeme ne ya işte. Bak şunları unutmuşum. 3 tane kapüşonlu sweat. Okul başladı, tam mevsimlik. Bunlar giyilecek zamanı. Unutunca da küçük geliyor bu sefer. Şu an biraz daha sanki küçülmüş. Bunu artık ümmete ayırabiliriz, evet. Şu. Ya bedeni olur ama kolları kısa gelir. Bunu ümmete ayıralım. Gardırobu boşalttık. Şurası zaten şurası çorap ve iç çamaşırların bölümü olduğu için orayı çevremiyorum. Bu olur. Bu bebeden daha büyük. Şu medium'lu large. Şunu giydirelim. Kışlık. Bunu mevsimlik şimdi okula da giydirebilirim. Bak unutmuşum bunları mesela. Arkada kalmış. İşte elden geçirmeyince kılık kıyafet böyle oluyor. Ben bunu sadece herhalde arasınkini yetiştirebileceğim. Ya bizim gardıroplara giremeyeceğim. Yoruldum da ne yalan söyleyeyim. Kalktığımdan beri hiç durmuyorum gibi uygun. Bunu da giyer daha bu sene. Bak. Bu bir de şey polar. Güzel bir sweatshirt. Bunları aslında ben kombin kombin, takım takım yapsam, koysam çok daha rahat olacak benim için. Sabahları okula gönderirken araştırıyorum çünkü. Alt ayrı, üst ayrı. Bir aralar böyle çok güzel bir huy edinmiştim. Geceden ayarlıyordum arasın okula giyip göndereceğim kıyafetlerini. Çok da rahat oluyordu. Şimdi bunlar hep şortlar, bunlar yazlık. Yazlık ayıklamasını şimdi mi yapsam? Sezon başında yapayım ya şimdi. Şimdi hiç uğraşmayayım. Şimdi sadece kışlıklarını halledelim. Yani ayıklamasını, kışlıkların ayıklamasını halledelim. Vallahi Anamur tarafı, Mersin tarafı, Antep tarafı ne güzel güneşliydi. Buraya geldik, yağmurlu havalar başladı. Dedim ki acaba hani Antalya'ya döndüğümde bir kere yetişir miyiz yine şey yapmaya? Bir sahile gidip güneşlenmeye. Şimdi arasında deniz şortunu gördüm de aklıma geldi ama nerede? Pek mümkün olmadı yani. Bunlar hepsi yazlık şort. Düşünsenize kapri ve yazlık şortları. Daha bir bu kadar da alt daha var. Ya tekstil insanın işte dükkanında butik olunca çocuğuna uygun olan her şeyi alıp getiriyorsun. Şimdi ben okula giydireceğim tişörtlerini ayırayım, yazlıklarını ayırayım. Şunlar Atatürk tişörtleri, bunlar lazım oluyor. Bunları öne bir yere alayım. Kırmızı, beyaz, siyah. Gerçi bu tişört belki küçük gelebilir bu sene ona. Şimdi kızlar, yazlık altları, kaprileri ve şortları, yazlık üstleri, tişörtleri, gömlekleri. Şurada Atatürk tişörtleri var iki tane. Bir tane ay yıldızlı bayraklı tişörtümüz var. Bunları öne koydum. Burada kombin kombin yaptım aslında. İçlerine bunlarla uyumlu alt ve takım oluşturdum ki okula kombin yaparken kolay olsun diye. Şunlar sade gerçi ama şunlar takım. Şu da takım. Sondan şuraya tepiştiremeyince oraya koydum. Ya çok önemli olan benim için her şeyin katlı olması. Böyle çok birbirine karışmış olmaması. Yoksa ki işte aman şu kalın, aman şu renk şöyle olsun. O kadar şey yapmıyorum, o kadar çabalamıyorum açıkçası. Burada da 1, 2,
3 tane kombinimiz var. Şunlar sadece üst. Bunlar gene üst. Yani pardon. Bunlar alt, üst, üst ve kombinler. Öyle anlatabilirim. Zaten iç çamaşırları, çorapları. Makinede de zaten bir dünya yine okula giydikleri yıkananlar, kurutulup yerleşecek olanlar var. Ay. Kalktığımdan beri ayaktayım. Oluşum 20 dakika sonra gelir. İyi oldu Aras gelmeden onun gardırop işini bitirmiş olmam. Birkaç gömlek, ondan sonra üstler arttı. Kışlık o kadar fazla küçük geleni yoktu açıkçası. Çünkü zaten kışlıkları çıkarırken onları bir elden çıkarmıştım. Ama yazlıklarında vardı. Yazlıkları da sezon başında yaparım diye düşünüyorum yaz gelince. Makinem sıktı. Şimdi çamaşır makinemi asacağım. Ondan sonra da sizinle belki bir fırında ya bir kurabiye ya bir kek bir şey yaparız. Vallahi ben mutfağa girdim. Dedim ki bir kek çırpayım, sobayı hemen tutuşturdum. Mailde bir sorunum vardı. Mailimin tarlasını fırlamakla uğraştım. O da biraz zamanımı aldı. Burada çorba için su koydum. Yayla çorbası yapacağım ama pirincim kalmamış. Ben de arpa şehriyeden yapacağım. Öyle de lezzetli oluyor. Yalancı yayla çorbası olacak anlayacağınız. Şimdi bir tane karıştırma kabı alalım. Önümüzü de çıkaralım. Sonra uğraşmayalım. Ama bu un yetecek mi? Neyse küçük bir porsiyon yaparız o zaman. Çünkü şu tepsileri bir çıkaralım. Fırını ısıtacağım. Evet. Fırını açalım. Önce 200 dereceye koyalım. Yapacağız sizinle. Sıvı yağım vardı inşallah. Toz şekerimi de çıkaralım. Şimdi çırpma kabıma 2 yumurta, 2 kuzum okuldan geldi bu arada. Böyle kabukları düşüyor, çok sinirleniyorum. Toz şeker, bunu güzelce çırpacağım. Çok büyük bir ölçek yapmayacağım. Normalde yaptığımda iki tepsilik yapıyorum. Bir daha böyle küçük bir tepsim var. Bir de bu. Şu nerelere gitti bizimle beraber? İnegöl'e gitti geldi. Hafif olduğu için güzel pişiyor kekleri. Ondan dolayı atmıyorum. Kıyamıyorum aslında, öyle söyleyeyim. Baya normal bir ev kek yapacağım ama bir şey de katacağım içine. Harçını, kış günü güzel olur. Çıkalım. Sıvılarını, yani yoğurtla sıvı yağını çok fazla koymayacağım ki unumaz çünkü. Un alışverişe gittiğimde unu almam lazım unutmadan. Sobayı şimdi tutuşturdum. Azıcık da sıvıya tepsime koyacağım. Şimdi bu kadar. Sıvıya yeterli. Bayağı bildiğiniz basit bir ev keki olacak. Ölçülerim her zaman benim göz kararı. Keşke bir ölçüye sadık kalabilsem. Ama yaklaşık anlatayım size ne koyduğumu. 2 tane yumurta, 1 su bardağı kadar şeker çırpıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağına yakın yoğurt. Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra tarçın da koyuyorum. Tarçın siz de yapabilirsiniz. Ceviziniz falan varsa da olur. Benim cevizim var. Hatta ceviz atayım. Hatta şöyle iri taneli ama olsun. Zararı olmaz. Şöyle bir avuç. 1,5 avuç. Ah, bir tane kabuk gördüm. Ah, hemen
İyi ki de fark ettim. Hemen aldım onu. Ellerim temiz bu arada. Bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya kullanacağız tabii ki. Biraz karıştır. En son ununu koy. Kıvam böyle oldu. Bu arada benim makinem ilk turunu sıktı. Onları astım salona. İkinci turu atmadım makineye. Ne yalan söyleyeyim. Onu da artık yarına yaparım. Çünkü bugün çamaşır sepetimde yerim yok. Hemen unlu koymuşken kabartma tozu, vanilyasını da katıyorum. Güzel böyle cevizli ve tarçınlı bir kek olacak. Çayla güzel olur. Suyum da kaynasın, oraya arpa şeridiği dökeceğim. Evet, ölçülerim gayet iyi tutturdum. Pankek hamuru gibi de oldu aynı zamanda ama pankeke tabii ceviz girmez. Oo, bence güzel olur. Şahane. Siz üzüm kurusu falan da ekleyebilirsiniz. Önce 200 derecede birazcık pişiriyorum. Böyle bir yaklaşık 8-10 dakika. Sonra 180'e alıp kısık ateşte fırında 20-25 dakika. Üzeri kızarıyor. Zaten anlıyorum. Hiç kürdan batırmaya falan ihtiyaç duymuyorum. Çünkü yıllardır yaptığım hep aynı kek yani. Kıvamını görüyorsunuz değil mi? Evet. Hem pratik, hem zaman almıyor, hem herkesin mutfağında olan malzemelerden. Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, un. İçinde istediğiniz şeyle dediğim gibi zenginleştirebilirsiniz. Ben tarçın, ceviz kullandım. Bu fırına gidiyor. Bu kadar basit. Aferin bana. Şimdi buraya gelelim. Buraya. Bir çay bardağı kadar ateşli güzelce şişecek, pişecek. Ondan sonra bu arpa şehriye zaten makarna kıvamı, yani makarna cinsinden olduğu için içindeki nişasta onu şişirecektir. Yoğunluğunu verecektir. Ayrıyetten yoğurt sizi yine fena düşürdüm. Ayrıyetten yoğurt, isterseniz bir iki kaşık un da koyabilirsiniz. Biraz yoğun kıvamı olsun isterseniz. Normalde pirinçten yaptığım zaman da pirincin o nişastası iyice piştiğinde zaten o koyuluğunu veriyor. Ama siz yine de isterseniz bir iki kaşık un da katabilirsiniz şehriyeli yaptığınız çorbaya. Şimdi iyice kaynasın, güzelce bir lapalaşsın. Ben o esnada şunları toparlayayım. Ondan sonra üzerine de nane, tereyağı yapabilirsiniz. Ben zeytinyağından yapıyorum. Yanına da böyle bir salçalı, biberli, domatesli bulgur pilavı istiyordum ama sonra düşündüğüm dolmayla var, sarma var. Ondan sonra çorba var, kek var. Bir de şimdi pilav yapsam bu sefer dolmalar yenmeyecek ya da dolmalar yenecek pilav kalacak. O yüzden ekstra üçüncü yemeği çıkarmadım. Çorbayı da özellikle arası için yaptım ki hani bugün belki ikinci yemeği aynı gün yemez. Hem de kış günü böyle çorbalar güzel oluyor. Erzak çekmecemi bir bakayım. Ana pirincim de varmış. Allah bereketini versin. Şehriyelerim varmış. Çok iyi. Sevindim. Dedim acaba hani erişte varsa birazcık da erişte katayım ama. Şurayı araştırırken. Bak, kuru fasulye, haşureli kıvırda, balım. Sen ne yapıyorsun? İyi, sen nohut. Geldin. Hoş geldin. Kek attım sana fırına. Küçükler anne. Oh annesinin balı. Ne pişiriyorsun? Kek yapıyorum annem. Bir de çorba. Erdi değil mi sen? Keki yaptım ama. Bu ne? Çevireyim mi? Mısır mı? Spagettiler. Anne, yoğurt ne yapacaksın? Pudra şekeri varmış. Ne annem?
pirinci boşaltalım. Anne bu ne yaptı? O yoğurt bir şey var anneciğim, un var. Yeme. Onu çorbaya katacağım. Azıcık yedim. Yeme yeme. Şey, un var, midene dokunur. Hiç kontrol etmedim. Bilseydim şey yapardım. Dün de bak mesela yarısını bulgurdan yaptım dolmanın sarmanın ama çok güzel olmuştu. Hafif oldu bu arada. Vallahi çok iyi. Sevindim bu duruma. Of anne. Ha canım. Et kokuyor. Et değil bu anneciğim, çorba. Ama et kokuyor. Et gibi mi kokuyor? Hı hı. İçine bulyon attığım için. Bulyon ne kokar? Et bulyon. Et bulyon. Arka şehriye. Ter şehriyelerim de azalmış. Onları da takviye yapayım. Diyorum ki şu aşurelik buğday, ondan sonra nohut, fasulye, bunları soba yanıyorken tencereye koyup haşlasam mı? Difrizlik. Onları poşetliyorum ve difrize kaldırıyorum. Oy. Sarma atıştım. Şurada sarma var. Yok. Kekin mi bekleyeceksin? Portakal yiyeceğim. Tamam dedin ha. Tamam dedin. Tamam. Aynen. Sardım. Yoğurdunu hazırladım çorbanın bu arada. Birazcık da un koydum kıvamlı olsun diye. Çorbamı da sobanın üstüne aldım. Soban güzel tutuştu. Makarnadan sadece spagetti varmış, 3 paket. Spagettileri değerlendirip ondan sonra makarna alırım diye düşündüm. Yarın da spagetti yaparız. Bol salçalı, acılı. Ne oldu kuşum? İyi. Şu sinameki almıştım ama. Aşağıya kaldırayım. Şimdi kullanmaya ihtiyacımız yok. Zerdeçal ve zencefil almıştım. Bunları da hiç açmamışım. Bunları aslında böyle bitki çayı gibi demleyip değerlendirmem lazım. Aa bak şurada da makarnam varmış, hiç fark etmedim. Makarna da mı yok ki? Yok, makarna bugün yapacağım, yarın canım. Böyle çekmecelere, erzak yerlerine bakmadan yemek yapmaya tutuştuğum zaman kendime kızıyorum. Şimdi bunlar için geniş tencereler lazım. Çünkü bunlar bayağı şişiyor. Büyüyor. Maden suyu açtı kendime. Mı olur? Nohut için. Sanırım bu 4 litrelik mi? 3 litrelik mi? Emin değilim. Ama şu biraz daha fazla. 5 litrelik bu. Benim bir de teflon tencerem var. O makinede onu çıkarıp yıkayayım. Ona da kuru fasulyeyi ıslatayım. Sobanın üzerine koyalım. Dün bunu dolma yapmıştım ya. Bu da bence fasulyeye yeterli olur. Thank you.
ben yılda bir kere bu taktiği yapıyorum. Bu şekilde. Her sene belki aşurelik buğdayı yapamasam da fasulye ve nohutu mutlaka yaparım. Birer kilo sobanın üzerinde kışları hazır ediyorum. Pişiriyorum. Difrize atıyorum. Bütün yaz işte kuru fasulye, piyaz, ne bileyim nohut yemeği, pilav için nohut, bunların hepsini değerlendiriyorum. Çok da pratik oluyor. Difrizinde de yerim oluyor çünkü. Kıştan da böyle bir hazırlık yapıyorum yaz için açıkçası. Yazın çünkü vaktim olmuyor çalıştığımdan da dolayı. Kolay bir hazırlık benim için. Şimdi bunun suyunu dolduruyorum. Sobanın üzerine. Çorbam hazır. Üzerine tereyağı, paprika ve nane yaptım. Aras hemen içecekmiş, onu hemen koyayım biraz soğusun. Kekim de bu arada tamamdır, altını kapattım. Şimdi fırında koyuluğunu tam ayarlayamamış ama sanırım biraz bekleyince gene koyuluğunu yakalar. Yalancı yağ ile çorbası. Buradaki durumlar nedir? Sobaya odun atmam lazım. Bunları sobanın üzerine koydum. Tezgahımı bir toparlayacağım ama kekimi çıkaracağım önce. Şuraları bir kaldıralım. Kekim de çıktı. Oh, kar beyazı gibi yaptım. Dilimlerim biraz soğusun. Aslında iyice soğumadan pudra şekerini dökmemek lazım. Evet, burada bir yanlışlık yaptım. Olsun, çok güzel pişmiş. Nefis nefis nefis. He canım. Hakkı desene. Kırıntı yapma diyorum orayı. Sobada bugün şansıma hiç orzun yanmadı. Yusuf geldi. Benim beyler yemeklerini yediler. Masayı topladım. Taze 4 tane ekmek almış. 1,5 ekmek yemişsiniz oğlum babanla. Maşallahınız var. Bir oturuşta. Ben yemedim gerçi onlar da yemek. Neye hak edeyim aşk? Bir de su almış. Hak edene. Yine bu sarma dolma bitmedi ya. Ay. Kekim bir güzel, bir lezzetli olmuş ki. Aras, bu yediğin kırıntıyı gelip ye. Öyle ısırıp bırakmışsın. Olmaz öyle anneciğim. Şimdi bulaşıkların ön yıkamasını yaptım hemen makineye. Ekmek. Hayır anneciğim, yeterince yediniz ekmek. Gece gece sağlıklı değil. Midene çöker. Çok da sağlıklı. Bunlar bir de dün gece beni yatırdıktan sonra 11 gibi tereyağı, bal, çay, ekmek ısıtmışlar baba oğul. Bir de öyle bir kahvaltı türü atıştırmışlar. İnanabiliyor musunuz ya? Bunlar çok fena. Ya ben bu beyleri doyuramıyorum, biliyor musunuz kızlar? Prodüksiyonumu alıyorum. Vallahi billahi ben bu beyleri doyuramıyorum. O dolabın kapağını kapat oğlum. İstemiyorum oğlum. Dolabın kapağını kapat da. O dolabın yanında uyuyacaksın yakında. Vallahi bu erkekleri ben doyuramıyorum. Üstüne mi sıkacaksın? Önce silkeye de öyle sık. Yarabbim yarabbim. Sermaya da yatsana sermaya. Aras. Denemiyorum. Al da iyi hadi. Çok sağlıksız. Şu kremayı baba salmış da gelmiş ya. Aras, onu bana yaptırdın, onu ye. Bak ben çok sinirliyim akşam akşama. Yusuf aşağıya suntu odun almaya gitti. Çünkü küçükleri bir türlü şey yapamadık. Küçükleri bir türlü anlaşamadık. Aras'a niye sinirliyim? Çorbayı da odamda içeceğim dedi babası gelmeden önce. Girerken çorbayı halıya olduğu gibi döktü. Neyse, halı bu sayede temizlenmiş, silinmiş oldu. Oradan bir sürü kir çıktı. Yani sinirlendim haliyle. Diyorum ki odan da kaç kere bir şey yiyip biçilmez oğlum. Kuru fasulyenin bir yarım saati var. Yarım saat daha sonra tamamdır. Ben tamamen pişirip öldürmüyorum. Yarı pişmiş. Yarı değil de bir yarıdan biraz daha fazla pişiriyorum. Tamamen pişirmiyorum. Nohut da aynı şekilde ki çok dağılmasın diye. Ama buğday, daha doğrusu yarma, pek şey randıman alamadım bundan. Bu herhalde sabaha kadar bekler. Bir tane kuru fasulye düşmüş, onu oradan kaldırmam lazım ki yanarsa kokar diye. Evet, bize durumlar böyle. Benim akşam mesaim de bittiğine göre artık odacığıma geçebilirim. Güzel bir televizyon açayım. Dinlenmeceye çekileyim. Üstüm başımı değiştireyim. Elim yüzümü yıkayayım.
Dün şeyi izledik. Annem Ankara. YouTube'dan açtık izledik. Hoşumuza gitti. Fena değildi. Yani aşırı duygusaldı ama bakacağız artık. Yatak odamında yarın inşallah gardıroplarını döker yerleştirirsem mis gibi olacak odacığım. Şuraya tartı vardı. Şurada bir yerde Yusuf'un görünen yani yerde. Yusuf'un bu karın egzersizi yaptığı turuncu gri malzeme vardı. Canım şunu nasıl kıracağız da o kadar uzuna getirmiştin? Ha, anladım. Anneciğim yeter çocuğum. Yapma. O krema faydalı değil, zararlı, alma eve böyle şeyler canım. Hadi soba sana emanet edeyim. Ben pijamamı giyip geçiyorum. Araççı mutfaktan çık artık. Mutfak mesaisi bitti. Ben temizledim oraları. Hadi canım. Araç temiz mi? Temiz. Hadi çık oradan. Tamam, mutfağı temizledim artık. Tezgah falan rahat bırakın. Yardımı da alayım. Neyse. Herkes sağ, ben selamet. Açma tüter soba öyle yaparsan canım. Bay bay beyler size. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Size de hoşçakalın kızlar. Öpüyorum sizi. Nikoşunuz dinlenmeceye çekiliyor. Montaj falan yapacağım. Anca işte şarjımı aldım. Şarjımı yükleyeyim. Şimdi noşa ne dersiniz?